Türkiye'de orman yangınlarının nedenlerden biri yine bilindiği üzere küresel ısınma. Bilinçsiz bir şekilde halkın piknik ya da benzeri ormanları kullanması ve yine hepimizin bildiği ormanları imara açma konusunda olduğunu biliyoruz. Küçük olarak bu üç nedeni sıralayabiliriz. OGM'nin verilerine ve bilimsel çalışmalarında net olarak belirtildiği üzere Türkiye'deki orman yangınlarının %91-95'i insan kaynaklı olarak çıkmaktadır. Bu durumda OGM'nin hangi insan, hangi nedenle, nerelerde ve ne zaman yangın çıkarıyor veya yangın çıkmasına rol açıyor sorusunu yanıtlamak üzere çalışmalar yürütmesi gerekiyor. Bugüne değin bu konuda yeterli ve kapsamlı çalışma yapılmadı maalesef. Bu görevi yerine getirmiş olsalardı ve bu çalışma yapılmış olsalardı orman yangınları ile ilgili olarak daha az sorunla karşılaşacağımıza eminim. Ve orman yangınlarının mücadele konusunda o yerin coğrafi konumu, bitki örtüsü gibi durumlarda göz önüne alınarak müdahale, orman yangınlarına müdahale konusunda gerek görevlilerin gerek halkın bir işlendirilmesi gerekiyor. Bilindiği üzere yine siyasiler olsun, yöredeki yetkililer olsun bu tarz bir işlendirme yerine dolduramayan konuşmalar yapmaktadır. Yalnız söndürme konusunda hükümetin etkili olduğunu düşünüyor musunuz demişsiniz. Tabii ki yangın söndürme konusunda hükümetin etkili olduğunu hepimiz gördük. Etkili olmak derken yanlış anlaşılmasın. Bazı haberlere erişim yasağı getirilmesi, başkanın danışmanının gazetecileri sosyal medyada orman yangınlarla ilgili olarak paylaşım yapanları tehdit etmesi, Tarım Bakanı'nın ve Tarım ve Orman Bakanı'nın sus konuşmaları, bakana yakışmayan konuşmaları yapması acı verici. Bu açıdan orman yangınlarıyla ilgili olarak onların da bir de olsa, olumsuz da olsa bir pay olduğunu düşünüyorum. Yararlı bir pay değil tabii ki. Altını çizerek söylemek istiyorum. Orman yangının söndürülmesi konusunda gördüğümüz gibi gerek Instagram'da olsun, gerek Facebook'ta, gerek Twitter'da olsun halkımızın paylaştığı video görüntüleri ve fotoğraflara baktığımız zaman tamamen yangın söndürülme konusunda halkın güç birliği ederek, dayanışma göstererek ve o yöredeki belediye başkanlarının çabalarıyla yangınların söndürüldüğünü hepimiz şahit olduk. Maalesef yine devletimizi yöneten ve 18 yıldır başımızda olan iktidar yine her zaman olduğu gibi bu yangın söndürme konusunda da yine beceriksizliğini bize göstermiş oldu. Göstermiş oldu. Yeterli uçak olmaması konusunda tabii ki de devleti kim yönetiyorsa, iktidarı kimdeyse, hükümet kimdeyse o sorumludur. Yani, yine tekrar etmiş olacağım. Afetler olsun, ekonomideki sorunlar olsun, politikadaki hem beceriksizlik olsun, o an devleti yöneten, o an iktidarda kim varsa kötü gidişattan o hükümet, o iktidar sorumludur. Saraylar yapmak yerine bunu itibar olarak, saraylara itibar olarak halka göstermek yerine doğal afetle mücadele konusunda daha fazla bütçe ayırarak yangınların daha hızlı bir şekilde sönmesinin önüne sağlayabilirlerdi. Fakat görüyoruz ki 18 yıldır dinayete ayrılan bütçe, saraya ayrılan bütçe eğitime ve sağlığa ayrılmadığı gibi yine doğal afetlerle mücadele konusunda da böyle çok az bir bütçe ayrılarak mücadele etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Biz de biliyorsunuz ki Kıbrıs'a giderken ayrı ayrı onlarca uçakla gittiklerine şahit olduk. Ayrıca yine alanlara seçim çalışmalarında yine onlarca yüzlerce korumayla araçlarla gittiklerini yine görüyoruz. Bunlara ayrılan bütçe
Ödenek yerine afetle mücadeleye ayrılabilir, sağlığa ayrılabilir, eğitime ayrılabilir, ekonomiye ayrılabilir, esnafa ayrılabilir. Fakat maalesef yöneten iktidar bunun yerine beşli çete olarak anılan holdinglere, şirketlere para aktarmaya devam ediyor. Elektrik kesintileri ya da orman yangınları herhangi bir şekilde bir darbe, bir bildiriye yol açmaz. Ya da doğal afetler de aynı şekilde herhangi bir şekilde bir darbe ya da bildiriye yol açmaz. Bu tamamen AKP'nin kendi tabanını sabit tutmak, oy oranını düşürmemek amacıyla kendi içinde, kendi trolleri tarafından uydurulan yalandan öteye geçmeyen bir söylentidir. Çünkü dünya tarihine baktığımız zaman, siyasi tarihe baktığımız zaman bir doğal afet olsun, yangınlar olsun, sel felaketi, elektrik kesintileri herhangi bir şekilde darbeye yol açmış değil. Hepimiz biliyoruz ki AK Parti siyaseti, Cumhur İttifakı etik bir şekilde siyaset yapmak yerine, farklı bir siyaseti yapmak yerine algı yapmak, kendi oylarının düşüşünü engellemek amacıyla bu tarz söylentileri, bu tarz darbe ve bildiri söylentileri sık sık gündeme getirmekte, gerek ekonomide olsun, gerek doğal afetlerle mücadele konusunda olsun, gerek politikadaki, gerek dış ve iç siyasetteki beceriksiz ve yeteneksiz olduklarını gölgelemek amacıyla bu tarz söylentileri aracıyla algı yapma peşinde olduklarını hepimiz biliyoruz. Yangının verdiği zararlarla ilgili hükümetin açıkça söyleyip söylemediği konusunda ise bilindiği üzere o 18-19 yıldır AK Parti hükümeti tarafından yönetiliyoruz. Ve gerek toplumsal eleştiri alan haberler olsun, gerek yolsuzluk, gerek talan haberler olsun, hükümet genellikle bu tarz haberlere erişim engeli getirdiği ve bu haberlerin gazetecilerin yargılandığı bir şekilde bir politika yürütüyor. Ve bu orman yangınlarıyla ilgili olarak da gerçeğin yansıtmadığını ve halktan gizlediğini herkes biliyor bu konuyla ilgili olarak AKP iktidarının gerçeği söylemediğine inanıyorum. Söylememesinin nedeni ise yine bilindiği üzere gün geçtikçe düşen oylarını sabit tutma telaşı içinde olmasından kaynaklanan durumlar nedeniyle bu tarz politika yürüttüğünde hepimiz biliyoruz zaten.